Yukarıdaki ifadelerden hangileri kimya için doğru, simya için yanlıştır denilmiş? Hemen şöyle bir tablo yapalım. Kimya ve simya diyoruz. Kimya için doğru olacak, simya için yanlış olacak. Birinci öncele baktık. Sistematik bilgi birikimi vardır. Sistematik bilgi birikimi kimya için doğru, simya için yanlıştır. Çalışmaları sınama yanılmaya dayalıdır. Sınama yanılmaya dayalı çalışmalar simyada ön planda. Kimyada deneye dayalı çalışmalar olmakta arkadaşlar. Üçüncü öncele baktığımızda sağlam teorik temelleri vardır. Bu ifade kimya için doğru, simya için yanlıştır. Simyada çalışmalar deneme yanılmaya dayalı olduğu için sağlam teorik temelleri yoktur arkadaşlar. O halde kimya için doğru, simya için yanlış olan öncüler 1 ve 3. öncüllerdir. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneğidir. Aşağıda belirtilen elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir? Verilen seçeneklere baktığımızda C şıkkındaki kromun sembolü CR şeklinde olması gerekiyor. KR ise kripton soygazının sembolüdür arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Diğer öncüllerdeki elementlerin sembolü doğru verilmiştir. Verilen tepkime ve X maddesiyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş? Birinci öncül nötrleşme tepkimesidir. Tepkimeye baktığımızda bir asit ve baz arasında gerçekleşmekte ve bu tepkime sonucunda ürünlerde suyun doluştuğunu görüyoruz. Hatırlarsak asit ve bazlar arasında gerçekleşen tepkimeler sonucunda tuzla beraber su doluşuyorsa böyle tepkimelere nötrleşme tepkimesi diyorduk. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül X'in formülü sodyum bikarbonattır denilmiş. Bunun için kütlenin korunumu yasasını kullanalım. Giren ve ürünlerdeki element sayılarını kıyaslayacağım. Elementlere baktığımızda sodyum, hidrojen, karbon ve oksijen elementlerini görüyorum tepkimede. Girenlerde sodyum 2 tane bazdan gelmekte. Ürünlerde sodyum yok. O halde X formülü içerisinde 2 tane sodyum olacak. Hidrojen sayılarını kıyaslayacak olursak 2 tane asitten 2 tane de bazdan toplam girenlerde 4 hidrojenim var. Ürünlerde ise sudan gelen 2 çarpı 2'den 4 hidrojenim var. O halde X'in içerisinde hidrojen yoktur. Karbon sayılarına baktığımızda asitten gelen girenlerde 1 tane karbon var. Ürünlerde ise karbon yok. O halde X'in içerisinde bir tane de karbon olacak. Son olarak oksijen sayılarını kontrol edelim. Asitten gelen 3, bazdan gelen 2, toplamda girenlerde 5 oksijen var. Ürünlerde ise sudan gelen 2 oksijenim var. O halde 3 tane oksijenim eksik. Yine X'in içerisinde 3 tane de oksijen bulunacak. X'in formülünü sodyum karbonat şeklinde bulduk. Burada ise sodyum bikarbonat denilmiş. Yani X'in içinde hidrojen de var denilmiş. Hayır, ikinci öncül yanlıştır. Bu arada biz X'in formülünü şöyle de bulabiliriz. Asitten ve bazdan gelen iyonları yazarak bu iyonların çaprazlanması sonucunda tuzun formülünü belirleyebilirdik. Asitten gelen iyonlara baktığımızda H artı ve karbonat iyonları, bazdan gelen iyonlara baktığımızda sodyum ve hidroksit iyonları var. Bazın katyonu ile asidin anyonu arasında gerçekleşen tepkime sonucunda tuz oluşmakta. Tekrarlıyorum. Bazın katyonu, asidin anyonu. Tepkimeyi de şöyle yazalım. Bazdan gelen katyon dedik, asitten gelen anyon. Bu iki iyonun iyon yüklerini çaprazlayacak olursak formülümüzün yine sodyum karbonat olduğunu görecektik. Yani X'in formülünü bu şekilde de belirleyebilirdiniz. Sonuç olarak ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncül X'in yaygın adı çamaşır sodasıdır. Arkadaşlar X'in formülünü bulduk. Sodyum karbonatın yaygın adı çamaşır sodasıdır. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız yalnız 2 olan B seçeneğidir. Verilen elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıda gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. A şıkkı Y ve Z bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik alır. Bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik alabilen element sınıfımız metallerdi. Periyodik sisteme baktığımızda Y elementi 2A grubunda, Z elementi ise 3A grubunda yer almakta. 2A grubunun tamamı metaldi. O halde Y bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik alır diyoruz. 3A grubunda ise ikinci periyot 3A'daki bor hariç diğer elementler metaldir. O halde Z de bir metaldir ve bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik alır. Bor ise yarı metaldi arkadaşlar. Bu uyarıyı da yapmış olalım. A şıkkı doğrudur diyoruz. B şıkkı X, Y ve Z metal, T ve Q ametaldir.
X'e baktığımızda birinci periyot 1A'da bulunmakta. Birinci periyot 1A'da bulunan elementimiz hidrojendi. Hidrojen hatırlarsak ametal sınıfında yer almaktaydı. Dolayısıyla B şıkkındaki ifademiz X yüzünden yanlıştır diyoruz. X bir ametaldir. Burada X için metaldir denilmiş. Diğer elementleri de kontrol etmiş olalım. Y ve Z metaldir denilmiş. Zaten yukarıda Y ve Z'nin metal olduğunu belirtmiştik A şıkkı için. T ve Q ametaldir. T ve Q'ye baktığımızda 7A grubunda bulunmakta. 7A grubundaki elementlerimiz ametal sınıfında yer almakta. Hatta halojen olarak da isimlendirilmekteydi. B şıkkı X için yapılan yorum nedeniyle yanlıştır dedik. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız B seçeneğidir. Diğer öncülleri de hızlıca kontrol edelim. C şıkkı birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan L'dir denilmiş. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmaktaydı. Yine aynı periyotta sağa doğru gidildikçe yani grup numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi genellikle artar diyoruz. Genellikle artar dememin nedeni küresel simetriden dolayı 2A'nın 3A'yı 5A'nın da 6A'yı iyonlaşma enerjisi bakımından geçmesiydi. İsterseniz aynı periyotta gruplara göre iyonlaşma enerjisi nasıl değişiyor bunu da hatırlayalım. Evet, aynı periyotta gruplara göre iyonlaşma enerjisi değişimi bu şekilde. Küresel simetriden dolayı dediğimiz gibi 2A 3A'yı 5A'da 6A'yı geçmekteydi. Biz bu kurala 3 aşağı 5 yukarı kuralı diyorduk. Periyodik sisteme baktığımızda en yukarıda ve sağda olan elementimiz L'dir. O halde L'nin birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür. C şıkkı doğrudur. D şıkkına baktık. X, T ve Q doğada diatomik yapıda bulunur denilmiş. Doğada diatomik yapıda bulunan element sınıflarını yazalım. Diatomik yapılı denildiğinde aklımıza ilk olarak 7A grubu yani halojenler gelecek arkadaşlar. Burada T ve Q halojen olduğundan dolayı diatomik yapıldadır diyeceğiz. Halojenlere ek olarak karşımıza en çok çıkan elementlerden olan hidrojen, oksijen, azot gibi maddeler de doğada diatomik halde bulunur. X'e baktığımızda daha önce X'in hidrojen olduğunu söylemiştik. O halde X de diatomik yapıdadır doğada. Dolayısıyla D şıkkı doğrudur. X hidrojen olduğu için T ve Q da halojen sınıfında yer aldığı için doğada diatomik yapılıdır yorumunu yapıyoruz. E şıkkı atom yarıçapı en büyük olan Y'dir denilmiş. Yarıçap periyot büyüdükçe artmakta, aynı periyotta ise grup numarası küçüldükçe artmaktaydı. Yarıçap artar diyelim. O halde verilen elementler arasında en sol ve en aşağıda olan elementimiz Y'dir. Dolayısıyla yarıçapı en büyük olan Y elementidir. E şıkkı da doğrudur. Sorumuz yanlış olan öncülü sormuştu. X ile ilgili yapılan yorum nedeniyle B şıkkı yanlıştır ve sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Lewis nokta gösterimi şeklinde olan X'i 3 molekülü ile ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur deniliyor. Soruda bize X'i 3'ün molekül yapılı olduğu belirtilmiş. Zaten Lewis nokta gösteriminden de kovalent bağlı bir bileşik olduğunu anlayabiliyoruz. Elektronlar ortaklaşa kullanılmış. O halde ilk olarak X ve Y'nin gruplarını belirleyerek sorunun çözümüne başlayalım. Hatırlarsanız bağdaki ortaklaşa kullanılan elektronlardan biri bir atoma, diğeri diğer atoma aittir. O halde ortaklaşa kullanılan elektronlardan gelen X'in 3 elektronu var. Bir de bağ yapımına katılmayan, ortaklaşmamış elektron çiftinden 2 elektron geldi. O halde X'in değerli elektron sayısı 5'tir. Dolayısıyla X 5A grubundadır diyebiliriz. Y'ye baktığımızda ortaklaşmamış elektron çifti yok. Sadece ortaklaşa kullanılan bağ yapımında kullandığı tek elektronu var. O halde Y 1A grubu elementidir. Az önce de belirttiğim gibi bağlar kovalent bağ, elektronlar ortaklaşa kullanılmış. Zaten molekül yapılı diyerek de bunu desteklemiş soru. Hatırlarsak kovalent bağlar ametal atomları arasında gerçekleşiyor. O halde 1A'daki tek ametalimiz kimdir? Hidrojen atomudur. Y hidrojendir yorumunu yapabiliriz. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Bize kesinlikle doğru olan soruluyordu. İlk olarak 3. öncüle bakalım. Çünkü elementlerin gruplarından bahsedilmiş. X 5A, Y 1A grubu elementidir. Bu ifade kesinlikle doğrudur. Burada zaten X'in ve Y'nin grubunu bulmuştuk. Birinci öncüle baktığımızda polar bir moleküldür denilmiş. Arkadaşlar polarlıkla ilgili kurallardan birisi şuydu. Eğer molekülün yapısında 2'den fazla atom varsa bizim formülümüz X'i 3. Toplamda 4 atom var. Ve atom türü 2'yi geçmiyorsa atom türüne baktığımızda X ve Y olmak üzere 2 tür atom var. Bu tür moleküllerde polarlık bakarken Lewis yapısını inceleyeceğiz.
Lewis yapısına baktığımızda merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti varsa, yani bağ yapımına katılmayan elektron çifti varsa böyle moleküllere biz polar molekül diyorduk. O halde Xy3 molekülü kesinlikle polar bir moleküldür. Nedeni de merkez atomda ortaklaşmamış elektron çiftinin bulunması. Bu koşullarda moleküldeki yük dengesi merkezde toplanamadığından molekül polar yapılı olmakta. İkinci öncele geldik. Moleküller arasında yoğun fazla hidrojen bağı etkilidir denilmiş. Arkadaşlar hidrojen bağının şartı molekülümüzde hidrojen atomuyla beraber klor, oksijen ya da azot atomundan birisi olması gerekir. Biz X için 5A demiştik. Azot ikinci periyot 5A'da bulunmakta. Ancak X'in periyodunu bilmiyoruz. Yani üçüncü periyot 5A grubu da olabilir bu element. pH 3 de olabilir örneğin. Dolayısıyla X'in azot olup olmadığı belli olmadığından dolayı ikinci öncül için kesin doğrudur diyemeyiz. Bir kesinlik yoktur. O halde öncüllerden kesinlikle doğru olan 1 ve 3. öncüllerdir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Saf X maddesinin bir atmosfer basınçta 25 derecede fiziksel hali katı, 50 derecede sıvı, 120 derecede gazdır. Buna göre bir atmosfer basınçta 20 derecedeki X maddesinin ısınma eğrisi aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Öncelikle arkadaşlar şöyle temsili bir sıcaklık zaman grafiği çizerek nasıl yorum yapmamız gerektiğinden konuşalım. Bakın maddemizin saf olduğu bilgisi bizle paylaşılmış. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. O halde grafiğimizi şöyle çizecek olursak sabit bölgelerde hal değişimi söz konusudur diyebiliriz. Maddemiz ilk hal değiştirirken katı halden sıvı hale gelecek. Şu bölgeleri tanımlayacak olursak erime noktasından daha düşük sıcaklıklarda maddemiz katı halde bulunacak. Hatta şöyle diyelim. Şurası bizim erime noktamız. Şu kısımda kaynama noktamız olacak. Evet, maddemiz şu bölgedeyken katı ve sıvı halde bir arada bulunacak. Şu bölgede maddemiz sıvı halde, şu bölgemizde yani kaynama noktasının olduğu bölgede sıvı ve gaz halde. Kaynama noktasından yüksek sıcaklıklarda ise maddemiz gaza dönüşecek. Şimdi çok önemli bir durumdan bahsedeceğim. Zaten sorunun çözümünde püf nokta burası. Erime noktasındaki bir madde eğer erime sıcaklığına ulaştığı ilk anda ise burada maddemiz tamamen katı haldedir diyeceğiz. Yani maddemizin katı olduğu son durumdur burası. Isıtmaya devam ettiğimizde maddemiz katı ve sıvı hali birlikte bulunacak ve tam bu bölgede artık tamamen sıvı hale dönecek. Burada da sıvı hale geldiği ilk sıcaklıktır. Yani erime sıcaklığında maddemiz tamamen katı halde ya da tamamen sıvı halde de bulunabilir. Buna dikkat edeceğiz. Aynı yorumu kaynama olayı için de yapabiliriz. Kaynama sıcaklığına ilk ulaştığında maddemiz sıvı halde olabilir. Sıvı halin görüldüğü son sıcaklık değeri olarak yorumlanabilir. Aynı şekilde ısıtmaya devam ettiğimizde tam kaynama noktası sıcaklığında maddemiz tamamen gaz halde de dönebilir. Burada da gaz halin görüldüğü ilk sıcaklık değeri olarak da yorumlayabiliriz. Bu durumlara yani sınır bölgelerine dikkat ederek sorunun çözümünü yapacağız. Şimdi grafiklerin yorumuna geçeceğiz. Ancak öncesinde şurayı özetlemiş olalım. 25 derecede maddemiz katı, 50 derecede sıvı, 120 derecede gaz halde bulunacaktı. Arkadaşlar A şıkkı ile başlıyoruz. A şıkkı için şöyle bir sayı doğrusu çizeceğim. Daha rahat yorumlayabilmek için. Baktığımızda erime noktamız 25 derece, kaynama noktamız ise 90 derece. 25 derecede maddemiz bu grafiğe göre tam erime noktası sınırında. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi maddemiz tam sınırdayken şu bölgede ise yani 25 derece sıcaklığa ulaştırıldığı ilk durumda ise katı halde bulunabilir. Dolayısıyla 25 derecede katı halde bulunabilir yorumunu yapıyoruz. 50 dereceye baktığımızda erime ve kaynama noktası arasında bir sıcaklık. Maddeler erime ve kaynama noktası arasındayken ne oluyordu? Sıvı halde bulunuyordu. O halde A şıkkındaki grafiğe göre 50 derecede maddemiz sıvı halde bulunabiliyor. 120 dereceye baktığımızda kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklık. Bu sıcaklık değerinde de maddemiz gaz halde bulunacaktır. Yani yine koşulu sağladı. O halde A şıkkındaki grafik X maddesi için çizilebilir, doğrudur diyoruz. B şıkkına bakalım. Yine bir şema çizeceğim. Erime noktamız B şıkkına göre 50 derece. Kaynama noktamız 120 derece.
25 derecede madde katı halde bulunabilir mi? Erime noktasından daha küçük bir sıcaklık olduğu için 25 derecede maddemiz katı haldedir. Koşul sağlandı. 50 derecede madde sıvı olabilir mi? Bakın 50 derece tam sınır bölgemiz, erime noktasının olduğu bölüm. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 50 derecede maddemiz eğer tam bu bölgede ise sıvı olma ihtimali var. Sıvı olunan ilk anda 50 derece sıcaklık geçerlidir. Dolayısıyla koşul hala sağlanıyor. 120 derecede maddemiz gaz halde olabilir mi? Yine bir başka sınır bölgesi. Aynı yorumu yapacak olursak 120 derecede madde eğer tam bu andaysa, yani gaz olunan ilk anda ise maddemiz gaz halde 120 derecede bulunabilir. B şıkkındaki grafik de X maddesi için geçerli olabilir yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. C şıkkını yorumlayalım. C şıkkı için yine buraya şemayı çizmiş olalım. Erime noktamız C şıkkı için 60 derece. Kaynama noktamız 110 dereceymiş. 25 derecede maddemiz katı halde bulunabilir mi? Evet, erime noktasının altında bir sıcaklık olduğu için 25 derecede maddemiz katı haldedir. Koşul sağlandı. 50 derecede maddemiz sıvı halde bulunabilir mi? Hayır, 50 derecede de yine erime noktasının altında kaldık. Yani maddemiz 50 derecede katı haldedir. Bu nedenle C şıkkındaki grafik yanlıştır. Sorumuz yanlış olan grafiği sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Dediğimiz gibi 50 derecede maddemiz katı halde bulunmakta arkadaşlar. Biz ise sıvı halde olmasını istiyorduk. Peki 120 derecede gaz halde bulunabilir miydi? Evet, 120 derece kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklık olduğu için C şıkkındaki grafikte 120 derecede X maddesi gaz halde olurdu. Ancak dediğimiz gibi 50 derecede sıvı olamadığı için C şıkkına yanlış dedik. Diğer grafikleri de hızlı bir biçimde yorumlamış olalım. Yine sayı doğru mu çizdim? D şıkkında erime noktam 40 derece, kaynama noktam 115 derece. 25 derece sıcaklık erime noktasının altında olduğu için maddemiz katı haldedir. 50 derece erime ve kaynama noktası arasında olduğu için maddemiz sıvı haldedir. Yine koşul sağlandı. 120 derece kaynama noktasının üzerinde olduğu için maddemiz gaz halindedir. D şıkkındaki grafik kusursuz bir biçimde koşulları sağladı. E şıkkına bakacak olursak E'nin de grafiğini şöyle çizmiş olalım. Erime noktamız 50 derece, kaynama noktamız 110 derece. 25 derecede bu grafiğe göre maddemiz katı halde olacak, koşul sağlandı. 50 derece tam sınır noktası. Yine şu bölgede olduğunu düşünürsek maddemizin sıvı olma ihtimali var. Koşul yine sağlanmaya devam ediyor. 120 derece kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklık olduğu için maddemiz bu sıcaklıkta gaz halde olacaktır. E şıkkındaki gibi bir grafik söz konusuysa. O halde E şıkkı da X maddesine ait olabilir diyoruz. Sorumuzda yanlış olan öncül 50 derecede X sıvı halde olamayacağı için C şıkkıdır. Temizlik malzemeleri olan deterjan ve sabunun etken maddeleri aşağıda verilmiştir. Deterjan ve sabunun formüllerini görüyoruz. Buna göre deterjan ve sabun ile ilgili özelliklerinden hangileri ortak özelliktir denilmiş. Birinci öncül hidrofil ve hidrofob uç içerme denilmiş. Hidrofil suyu seven anlamına gelmekte. Su polar yapılı olduğundan dolayı hidrofil kısımda polar kısımdır arkadaşlar. Hidrofob kısım ise suyu sevmeyen anlamına gelmekte. Dolayısıyla hidrofob kısım apolar kısımdır yorumunu yapacağız. Şimdi baktığımızda deterjanlarda hidrokarbon kısmı, yani şu kısım hidrofob kısım. Yine sabun yapısında da hidrokarbon kısım, şu kısım hidrofob kısımdır. Hidrofil yapısı ise polar kısımdı. Deterjanlardaki sülfonat yapısı polar kısım olduğundan dolayı hidrofil uç diyeceğiz. Aynı şekilde sabunlar için ise şu kısım polar kısımdır, hidrofil kısımdır diyeceğiz. Dolayısıyla hem sabunlar hem de deterjanlar hidrofil ve hidrofob uç içerirler. Birinci öncül ortaktır. İkinci öncül petrokimya türevi olma, yani petrol türevi olma. Bu özellik deterjanlara aittir. Sabunlar ise yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla petrol ürünü değildirler. Dolayısıyla ikinci öncül ortak bir özellik değildir. Üçüncü öncüle baktık. Sert sulardaki kalsiyum iyonunu çöktürme. Biz yapısında kalsiyum ve magnezyum iyonu bulunduran sulara sert su diyoruz. Sert sular sabunla çökelek oluştururlar. Bu nedenle sabun sert sularda köpürmez. O halde sert sulardaki kalsiyum iyonunu çöktürme özelliği sabunlara aittir. Dediğimiz gibi bu nedenden dolayı sabunlar sert sularda köpürmez, yani temizleme özelliklerini yitirirler.
Deterjanlar ise sert sularda çökelek oluşturmadığından dolayı temizleme özelliklerini yitirmezler. Hatta deterjanların sabunlara göre en önemli avantajı sert sularda bile temizleme özelliğine sahip olmasıdır. O halde üçüncü öncül de sabun ve deterjanlar için ortak değildir. Sorumuz ortak olan özelliği sorduğundan cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir.